Az önce arkadaşlar ejective clause'dan biraz bahsettim size. Kural 3'te bu ekleri size vereyim. Ejective clause yapan ekler vardır. Bunu daha önceki derslerimizde Türkçe'de öğrenmişizdir. Bakın geç gelen adam, işte kahrolası X vatandaşlar der mesela. Mez eki, ar eki, dik eki, ecek eki. Mesela işte gelecek müşteriler der. Orada müşteri tanımlanır. Mesela çürümüş meyve dediğinizde meyveyi nitelersiniz arkadaşlar. Sonuçta bu ekler bir ismi nitelerler ve bu eklerin olduğu dizilimlerde bir isim niteleniyorsa o cümlenin İngilizce yansımasında bir ejective clause olsun. Burası ejective clause kokuyor dememiz lazım arkadaşlar. Örneğe bakalım. Cleveland'da doğmuş siyah bir Amerikalı atlet olan Jesse Owens. Bakın burada Jesse Owens ismi niteleniyor. Amerikalı atlet olan Jesse Owens, Cleveland'da doğmuş olan Jesse Owens diyoruz. 1936'da Berlin'de yapılan olimpiyat oyunlarına katılmış. Bakın hangi olimpiyat oyunları dersek, Berlin'de yapılan olimpiyat oyunlarına katılmış ve 4 altın madalya kazanmıştır. Çizmiş olduğum ekler, ejective clause yapan ekler arkadaşlar. O zaman buradaki Jesse Owens tanımlanırken, buradaki işte olimpiyat oyunları tanımlanırken ejective clause olabilir diyeceksiniz. Katılmış ve kazanmıştır'daki mışları çizmedim. Oralar mişli geçmiş zaman. Katılmış ifadesi bir şeyi nitelemiyor. Kazanmış ifadesi bir şeyi nitelemiyor arkadaşlar. Şimdi burada ejective clause yapan eklere baktık. Ancak normal çözme metodumuzda ilerleyebiliriz arkadaşlar. Mesela oyunlarına katılmış ve 4 altın madalya kazanmıştır. Burada iki tane fiilimiz var. Katılmış ve kazanmıştır. V'den de yola çıkabiliriz. Türkçe-İngilizce çevirilerde biraz daha spesifik yapılara odaklanabilirsiniz. A seçeneğinde 1936'dan sonra bir and var. B seçeneğinde yine 36'dan sonra and var arkadaşlar. C seçeneğini tarıyorum. Herhangi bir and kelimesini görmedim. D seçeneğine baktığımda yine end kelimesi yok ve E seçeneğine baktığımda arkadaşlar yine end kelimesi yok. Bu bizi A ve B'ye odaklasın. Şimdi katılmış ve kazanmış fiillerini arayalım. A'nın fiili The Black American Athlete Jesse Owens who was born in Cleveland. Burada ana fiil olmaz. Ejective clause'dayız. Competed in katıldı, özür dilerim, yarıştı demek arkadaşlar. Compete yarışmak. Yarıştı ve kazandı. A'daki çevirinin yarıştı ve kazandı olması lazım. B'ye bakalım. Jesse Owens, who was a black American athlete born in Cleveland, took part in the Olympic Games and won. Take part in katıldı demek, and won kazandı demek arkadaşlar. İşte doğru fiil çevirileri aslında sadece B'de var, katıldı ve kazandı şeklinde. Başka nerelere bakardık? Çok dikkat. Özneleri check edebilirdiniz. Özneler Cleveland'da doğmuş siyah bir Amerikalı atlet olan Jesse Owens diyordu size. Ve B'nin öznesi Jesse Owens, who was a black American athlete born in Cleveland ifadesidir arkadaşlar. Burada siyah bir Amerikalı atlet diyor mesela. Buna da dikkat etmek lazım. Çünkü A seçeneği The Black diye çevirmiş. B seçeneği A Black diye çevirmiş. C sadece Black diye çevirmiş. Denizli ve Edirne'de The Black diye çevirmiş arkadaşlar. Yani aslında burada bir yandan E and D bile ayırt edilmiş. İşte spesifik yapılar, küçük özel yapılar Türkçe İngilizce'de kesinlikle daha çok işinize yarıyor diyebilirim. Ve burada da arkadaşlar son olarak işte fiillere, öznelere baktıktan sonra özel yapı çevirileriyle de Türkçe İngilizce'de artık doğruya ulaşmanız daha kolay olacak arkadaşlar. Bakalım bir örnek soruda ne tür özel yapılar nasıl doğru olabiliyor? Şubat 2001'de Jüpiter'in ayı Io'da meydana gelen volkanik patlama. Mesela buradaki gelen volkanik patlamada da bir niteleme var. Güneş sisteminde bugüne kadar bu türde görülen en büyük olaydı. Bizim burada elimizde bir cümle var arkadaşlar ve bu bir cümlenin fiili en büyük olaydı şeklinde çevrilmeli. Did'i çevirisini was'la were'le yapabiliriz. Bir de burada en büyük çevirisi var. Yani en büyükü biz gramer adına süperlatif olarak hani the biggest falan diye bir çeviri almamız lazım. Bir bakalım A seçeneğine. The volcanic eruption which took place'deki took place ana fiil olarak almıyorum. Which'in içinde çünkü arkadaşlar. Was the largest such event diyor. Kalsın burası. Çünkü hem was var hem de the largest var. Yakın çeviri olabilir. B'ye bakalım arkadaşlar.
February 2001, the volcanic eruption that occurred, yine buradaki that occurred'ü geçiyorum çünkü clause içindeyiz. Was the largest event, en büyük olaydı. Bu da kalsın arkadaşlar. C'nin fiiline bakalım. The largest volcanic eruption ever witnessed in the solar system occurred in February. Şubat'ta meydana geldi. Bakın buradaki eruption witness ifadesinde bir kısaltma var. Çok dikkat. İsim artı verb 3. Eruption which was witnessed diyoruz aslında burada. Burayı ana fiil zannederseniz witnessed arkadaşlar. Devamındaki occur fiili nedir diye sormanız lazım. Dikkat, buradaki ana fiilimiz occur ama olmaz. A ve B'de kaldık. D seçeneği the most violent volcanic activity of this kind ever to have been recorded took place. Bu da yer aldı demek arkadaşlar. Bu da olmaz. Meydana geldi demek. Edirne. It was on EO demek. EO'daydı diye bir çeviridir. Bu da olmaz arkadaşlar. Bizim aradığımız en büyük çevirisi yani süperlatif çeviri A ve B'de var. Şimdi bakın A seçeneği was the largest such event demiş arkadaşlar. B seçeneği ise was the largest event demiş. A'daki fark such event çevirisidir. Bakın A'nın içinde bir such event dizilimi söz konusu. Ve such event arkadaşlar such yapısı devamına isim aldığında bu tür böyle diye çevrilen bir yapı idi, değil mi? Such people böyle insanlar falan diye çeviriyorduk. İşte o zaman buradaki such event'i bugüne kadar bu türde görülen en büyük olaydı diyor bakın. Bu tür ifadesi sadece A seçeneğinde such event olarak var. Aynı zamanda görülen çevirisi yine A seçeneğinde ever seen olarak verilmiş arkadaşlar. B seçeneğinde hem the largest event diyor burada bu türde çevirisi yok. Hem de ever recorded diyor arkadaşlar. Yani kaydedilen olaydı diyor. Burada görülen olaydı diyor. İşte bu tür özel yapılar. Mesela burada such artı noun bilgisi çok işe yarıyor. Such artı noun'u bu tür böyle çevirisini sadece A seçeneğinde görebiliyoruz. Evet, Türkçe İngilizcelerde de arkadaşlar az önce biz İngilizce Türkçelerde daha fazla kural gördük. O kuralların aynısını buraya da yansıtıyorsunuz. Ama burada ekstra olarak nelere dikkat etmeniz gerektiğini sadece verdim. Artık İngilizce Türkçe ve Türkçe İngilizce sorularımızın testleri üzerinde diğer tüm detayları birlikte çalışabiliriz.